Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bugün fidanları toprakla, umutları yarınla buluşturma günü. Ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetiştirmesini sağlamak ve daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya için düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü 81 ilin yanı sıra birçok ülkede planlanan etkinliklerle milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşiliyor. Ankara'daki program Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında bu yıl sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidan dikilerek geleceğe nefes olacak. Organizasyon kapsamında en çok fidan ise bu yıl orman yangınlarından en çok zarar gören Muğla, Antalya'da toprakla buluşturulacak. Yıl sonuna kadar Muğla'da 27 milyon 815 bin, Antalya'da ise 26 milyon fidan dikimi planlanıyor. Seçim bölgem Mersin'e 17 milyon, Adana'ya 16 milyon fidanla dikim yapılarak toprakla buluşturacak. Toprakla buluşturduğumuz fidanların ülkemiz, milletimiz ve 81 vilayetimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Değerli basın mensupları, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı, yaşanabilir kılmak amacıyla aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı ormanları korumak tüm insanlığın ortak görevidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumlar, dünlerini, bugünlerini ve daha da önemlisi geleceklerini yok edeceklerdir muhakkak. Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde havanın, suyun ve toprağın korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak bu alanda yaptığımız çalışmalarla Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 19 yılda yaşamıştır. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur. 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımızı 2 milyon hektar artırarak 22.8 milyon hektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlanma seferberini başlattık. Bugün ülkemiz yüz ölçümünün %29.2'sini orman alanları oluşturuyor. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileşme çalışmalarıyla ülkemizi orman varlığı bakımından 26. sıraya yükselttik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar adet fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere son teknolojileri kullanıyoruz. Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetiyor, çıkan her yangına en kısa sürede müdahale ediyoruz. Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz. Yanan orman alanlarını bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Bugün dikilen fidanların ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzü bu muhteşem proje için tebrik ediyorum. Daha yeşil Türkiye, daha yeşil bir dünya temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum.